Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Rusya'nın iyi yanları, kötü yanları, bunlardan bahsedeceğiz. Bir de Kazan, Moskova, Petersburg kısaca bir karşılaştırma yapacağız. Şimdi yanında Gizem var. Gizem doktora öğrencisi burada. Gizem, sence iyi yanları ne Türkiye'ye göre? Bence şöyle, misal ilk gelen çocuklar burada dil problemi yaşıyorlar. Bence kesinlikle. Sürekli kameraya bak diyor bana. Burada gelen çocukların gene tabii ki de İngilizce ve Rusça bilmedikleri için dil problemi yaşıyorlar. Ama burada insanlar Türkçe anlayabiliyor. Yani Tatarlarla konuştuğunuz zaman genç nesil pek anlamıyor ama böyle yaşlı kesime doğru indiğin zaman kesinlikle Tatarca biliyorlar. Tatarca ve anlıyorlar. Türkçe'ye yakın. Evet, bahsetsene biraz, konuşsana biraz. Hayır, tabii ki de. Sen yaşlısın. Neydi? Ne? Öyle bir kelime vardı. Yaşlı, iyi, güzel demek. Aynı Azerbaycan'ın dilinde de öyle. İşte neydi? Sen de sürekli kullanıyorsun. Ha, ben sen dünkü adama söylediğimi diyorsun. Ne söyledin? Söyle, bir şey demedim. Sadece dedim ki adam Tatarca konuştu. Dedim ki sen Tatarca yaşlı söyleşebilirsin. Ha, tamam. Ama onu çok kullandın sen. Sanki. Olabilir, bilmiyorum. Müslüman nüfus da daha fazla olduğu için bence bir sıkıntı çekmeleri çok zor oluyor. İyi yani, bu benim için bir artı, bilmiyorum. Aynen. Moskova ve St. Peter'e göre şöyle, market fiyatları falan aynı diyorsun sen oralara gittiğin için ama ben yaşamadım orada, orayı tam bilmiyorum. Market fiyatları aynı olsa bile bence taksi, böyle ıvır zıvır ya da ne bileyim bir kafede gidip oturduğumda, bir şey yaptığımda bence kesinlikle Kazan daha ucuz yani Moskova'ya göre karşılaştırdığımda. Abi Moskova'da bir taksi söylüyorum 1000 ruble. Evet ama burada herhangi bir mesela uzak bir bak mesela diyelim ki havaalanına gideceksin, örnek veriyorum. 600 ruble. 500 ruble, 600 ruble civarında değişiyor. Ama sen Moskova'da kısa bir mesafe gitsem bile direkt 1000 ruble yani. 1500 ruble. Çok burada fazla. Arkadaşlar şehir içerisinde taksi kullandığınızda yani en fazla 100-150 rubleden başlıyor. Aha, en fazla 300 ruble gidiyor. Evet. En fazla evet. Doğru. Uzak mesafe bile olsa yani. Biz geçen şeye gittik, uzak mesafe bir göle gittik Gizem'le. Evet. 15 kilometre falandı, 600 ruble miydi? Hatta dönüşte 370 rubleydi. Dönüşte 370 rubleydi ve gecenin 3'ünde döndük. Bence arkadaşlar iyi yanları, aklıma gelenleri sayacağım. Bu videoya çalışmadık böyle. Şu an düşüneceğiz ve söyleyeceğiz yani. Taksiler çok ucuz. Evet. Taksi ulaşımı açısından. Otobüsler ucuz mu bilmiyorum Türkiye'ye göre. 38 ruble. Normal, bence Türkiye'de. Bence ucuz değildir, aynıdır. Aynı veya ucuzdur. Pahalı değildir ama orası. Şu hatayı yapıyoruz. Mesela Türk parasıyla Rus parasını, tam öğrenci oradan para geldiği için direkt Türk parası hesabı yapıyor. Ama aslında buraya baktığında, buranın maaşlarına göre değerlendirdiğinde yani çok az bir miktar, 38 ruble falan kalıyor. Ben şunu biliyorum, Moskova'da insanların çoğu ücretsiz falan biniyorlarmış. O şeye basmıyorlar. Yok, basıyorlar. Bilmiyorum, ben basıyordum hepsini. Avalatlık yapmışsın. Aynen. Hatta arada bir böyle polis gelip yokluyormuş falan. Kaç defa ben gittiğimde arkadaşım beni gezdirdi. Hiçbir şekilde basmadık. Direkt böyle gittik. Ben genelde arabayla gezdiğim için. Ben bilmiyorum. Hatırladım, ben birkaç defa binmiştim. Bu elektrikli gidenler, sessiz gidenler var ya. Aha, evet. Otobüs değil ama. Tramvay gibi. Anladım. Ona bindim, içeride şey... Sadece bazı insanlar basıyor, bazıları basmıyor. İçeride bir görevli de yoktu. Hiçbir şey ama kontrol eden yoktu. Burada var. Burada Tatarlar var. Aynen. Ben bunu nasıl unuttum ya? Ben bu detayı nasıl unuturum? Var burada. Orada arkadaşlar isterseniz basmayın yani, sizin keyfinize göre. Ben ama hayır. Ben basıyordum. Mesela ayda mı bilmiyorum, belli günlerde, tam ben de bilmiyorum ama yanlış bilgilendirmeyin. Belli günlerde bir görevli geliyormuş, bakıyormuş hani basılmadığına falan. Mesela o an basmadıysan ceza mı yapıyorsun? Ceza alıyorsun. Bir şey oluyordu. Evet, ceza alıyorsun. Bana söylemişlerdi bunu. Ceza alıyorsun. Araba fiyatları çok ucuz Türkiye'ye göre. 2 kat, 3 kat, evet. Bazı modellerde, lüks modellerde daha fazla artıyor. Motor fiyatları da öyle. Geçen gün ben motosiklet fiyatları da öyle. Arkadaşlar market fiyatları da bence Türkiye'ye göre çok daha ucuz. Et fiyatları kesinlikle ucuz. Hatta yurdun, çekeceğiz onu da. Yurdun hemen böyle az ilerisinde, böyle 400 metre ilerisinde böyle Özbekler, Türkmenler, Azerbaycanlılar orada bir pazar oluşturmuşlar. Bayağı çok güzel helal etler falan var yani. Aynen. Bunun dışında alkol fiyatları zaten Gizem bilir. Ha, ben çok bilirim. Su içmiyorum ben. Ha, evet, sen. Su içmez oldu. Ben içmiyorum. Abi markete gidiyorsun, tamam mı? Su 50-60 ruble değil mi? 40 ruble. Evet. Abi bira da aynı para. Su alsam bira mı alsam? Meyveli biralar var abi. Bira içtiğini anlamıyorsun. Evet. Bira içtiğini anlayamazsın kesinlikle. Çok kaliteli bir soda içiyormuşsun gibi. Tabii su da alıyoruz da. Şaka bir yana. Sen dedin ya bu Türkiye'de yok diye. Ben çok şaşırdım. Hmm. Meyveli biralar Türkiye'de yok mesela. Burada bir dünya çeşidi var. Tulork'un bile meyveli birası var burada. Şehir çok sessiz bence. Evet, trafik açısından. Bunu biliyor musun? Benim bir tane Almanya'da yaşayan bir arkadaşım vardı. Hı hı. Onunla bir ara böyle telefonda konuşuyorum. Şey dedi, ya hiç dedi araba sesi böyle bir şey ses gelmiyor dedi. Çok dedi abartılacak kadar. Ya Moskova, o önceden Moskova'ya falan da gitmiş. Ben dedim ki burası çok sakin dedim. Aynı dedi, Almanya gibi. Gerçekten burası çok sakin bir şehir. Gerçekten. Evet, böyle şehrin içinde gezin, tozun. Dün biz seninle İdil'e gittik, yüzdün. Gelirken hiç kimse yoktu. Ya bir de trafik dop dolu olsa bile evet, çok nadir korna sesi duyuyorsunuz. Böyle şehrin içerisinde gezin tozun, başınız şişmiyor. Sadece arabaların tekerlek seslerini falan, beygir sesini falan duyuyorsunuz. Ama ev kiraları bence Türkiye'ye göre çok ucuz burada. Bilmiyorum. Aa, ev mesela 30.000 ruble ne kadar? 10.000 lira. 10.000 lira mı? Bence 10.000 lira. 10.000 lira falan işte ya. O zaman ucuzmuş. Ucuz. Yani ev fiyatları arkadaşlar, kiralık evler ucuz burada. 20.000-25.000 rubleden başlıyor, 40-50.000'e kadar çıkıyor ama sizin bulacağınız muhtemelen ev 30.000-25.000 ruble olacak yani. Böyle 20.000 rubleye, 15.000 rubleye falan ev bulamıyorsun. Hani Ruslar oturabiliyor ama Türklerde oturum izni yapması gerekiyor ev sahibinin. Bu sefer bunu yapınca da vergi vermek zorunda kalıyor. Devlete bildiriyor çünkü. O zaman da 20.000 rubleye falan vermiyorlar. Daha yüksek rakama veriyorlar ve en güzel detay da ne biliyor musun? Bunun içine elektrik, su, doğalgaz dahil oluyor. Evet. Abi Türkiye'de deli para ya, elektrik, su, doğalgaz. Deli ki doğalgaz. Evet. İnsanlar acaba elleri titriyor açarken. Aynen. Bunlar kiraya dahil oluyor. Şimdi seçenekleri çok fazla bence. Otobüsü var, metrosu ama Türkiye'de de var. Artı bir yönü değil yani. Irkçılık yok. Ben artı yönde ırkçılık. Artı ırkçılık var Türklere bak, karşı. Bak dün mesela biz markete gittik kendisiyle. Hemen bir soru sordun sen. Onlar Türk dedi. Ben de ilgilenirim dedi. Kadın geldi hemen. Türkçe konuştu. Adeta aynen. Neredensiniz falan. Aynen. Kadın kendisi geldi konuştu mesela. Aynen. Ben bedavaya taksiye bindik. Evet. Türk olduğumuz için. Evet. Azerbaycanlı bir çocuk taksiciydi. Biz Türk olduğumuzu öğrenince biz taksi bekliyorduk. Evet. O da taksi isteyen var mı dedi. Ondan sonra biz dedik taksiyi söyledik dedik. Sonra kendi aramızda Türkçe konuşuyorduk. Siz Türk müsünüz dedi. Gelin siz bedavaya götürün dedi. Biz taksiyi iptal ettik. Buna gittik. Artı ırkçılık var bence Türklere karşı. Ben hiç negatif bir şey görmedim. Ben Rusların Türklere karşı herhangi bir ya başka bir millete karşı da ırkçılığını görmedim ben ya. Ben de görmedim. Millet değil. Ben Türkler. Yani onlar ırkçı değil yani. Kesinlikle. Aynen. Ruslar ırkçı değil. Ha mesela evrak işlerinde dil bilmiyorsanız bu böyle birden canavar oluyorlar. Eksi yöne geliyor. Ha aynen. Birden o Rusların içinden böyle bir canavar çıkıyor. Aynen. Ya yolda görsen sarılırsın falan şey yaparsın, hani arkadaşlık kurarsın ama bir ofisin içerisindeysen ve dil bilmiyorsan, anlatamıyorsan böyle bir içlerinden bir canavar çıkıyor. Bir de sen onu anlamadıysan bağıra bağıra konuşmaya başlıyor. Aynen. İyice... Bu sefer yanlış anlaşılıyor. Ben mesela bunu çok yaşadım. Diyor ki neden yüksek sesle konuşuyorsun? Ben sizi anlıyorum. Dışından artıyor. Abi o kadar çok şey var ki ama aklıma gelmiyor. Keşke video çalışsaydık ya. Yurt dışında okuduğunuz için böyle bir sürü ülkeden arkadaşınız oluyor. Özellikle çok fazla çevreniz oluyor hazırlıkta, hazırlık bittikten sonra. Ben hala görüşüyorum hazırlık fakültesindeki arkadaşlarımla. Şey bence daha iyi ya. Mesela Türkiye'de sahilde oturan bir gruba yanına oturdun diyelim iki kişi. Onlarla kaynaşmaktansa buradaki oturan grupla kaynaşmak bence çok daha kolay. Ya bak buraya gelen öğrenciler, mesela Afrikalılar olsun, ne bileyim farklı ülkelerden gelen öğrenciler İngilizce artı Fransızca falan da biliyorlar. Ya bizim buradaki gelen öğrenciler Türklerle muhatap olmayıp yabancılarla muhatap olsa zaten her şey kolaylıkla çözülecek ama bizim Türk arkadaşlar Türklerle muhatap olup Türkçelerini geliştiriyorlar. O yüzden ortaya yapamıyorum, beceremiyorum, gitmem gerek, özledim, anne beni al Geçenler, böyle diyen çocuklar çıkıyor işte orada. Geçenlerde arkadaşlar hazırlıkta gelen öğrenciler var. İşte bir tanesini aradım. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye. Abi dedi, benim kızacağımı da biliyor. Abi dedi, arkadaşlarım var dedi, Türkçemi geliştiriyorum dedi. Abi Türkçe kasıyorum dedi direkt. Sonra benim kızacağımı biliyordu zaten, direkt söyledi. Sonra işte sene sonu oluyor. Biz öğrenemedik. Biz öğrenemedik. Zormuş. Tıpa bu sefer buradaki online kaldırdılar, başkalarının yerine de sınava kayıt yapamıyorlar. Yüz yüze girmeleri lazım sınava, onu da yapamıyorlar. E niye geldin oğlum sen ya da çocuğum kızım? Hiç. Öyle. Ondan sonra Rusya kötü, üniversite kötü, dil bir yılda öğrenilmez. Olur mu öyle? Abi sen çatır çutur konuşuyorsun. Ya mesela ben sadece 6 aylık, 7 aylık kendimi geliştirmemiş halim. Daha Moskova'da arkadaşlarım falan var. Nagihan abla burada var mesela. Nasıl konuşuyor? Evet. Yani bu şey, o benim sadece şu an benim senin sokakta duyduğun şey benim buradaki 6-7 aylık hazırlık fakültesindeki aldığım eğitim. Evet. Ya birazcık günde 1 saat falan 2 saat çalışsalar çocuklar halleder zaten. Ya. Abi derse gidip günlükte 1 saat 2 saat tekrarını, kelime ezberini yaptıktan sonra. Günde bir kelime ezberlese öp başına koy. Bir kelime, sadece bir kelime. Abi İşte geliyorlar, Türklere takıla, yıl sonunda Türk geri dönüyorlar. Ben buraya gelmeden önce benim hocam vardı işte, yüksek lisans yaptığım üniversite. Hoca dedi ki, gerekirse dedi aileni bile arama. Direkt oradaki Ruslarla falan konuşmuş. Yani abi arkadaş bulması çok kolay ya. Ya bak geçen gün, otur nehirde, gitar çalıyorlardı çocuklar. Kızı görmedin, ne olur sana sarılmak istiyorum dedi. Orada ben deseydim ki hadi numaranı ver, işte ne bileyim gezeriz falan, yarın buraya geleceğim tekrar çalıyor musunuz falan desem verirdi numarasını. Aynen. Sen de aynı şekilde o çocuk... Beni eklediler biliyor musun onlar? Aa, bak işte. Benim YouTube kanalı istediler. Aa, bak. Oradan Instagram bulmuşlar, oradan 2 tanesi ekledi beni Instagram'dan. E tamam, onlar her gün oraya gidiyor kesin. Gideceksin, Rusçanı geliştireceksin onlarla birlikte. Aynen. 2 ay sonra... O bana birkaç gün sonra yazacak bak yani, kanka ne yapıyorsun, gel buluşak falan filan. Ya bak işte. Çok kolay. Yeter ki iste. Abi ortamı bir görseniz böyle, daha 5 dakika önce tanıştığımız adamlarla ne biçim ortam yaptık, şuraya ekleyeceğim onu. Sadece gittik, tamam mı? Göl kenarına gittik, ondan sonra biraz oturduk. Bunlar bize direkt gider gitmez şey dedi. Enstrüman çalmayı, sanatla uğraşan biri var mı dedi. Enstrüman çalmayı bilen biri var mı dedi. Yok dedik. Ondan sonra... Sadece ağız kopusunu görene kadar. Ondan sonra biz biraz oturduk, baktık bunların ortamı bayağı iyi. Biz yavaş yavaş kaydık oraya, en son bunların içine girdik. Abi onlar bize oradan içtikleri içecekten veriyor. Yani viskiden. Viski içiyorlardı, ondan uzattılar bana. Ondan sonra enstrüman çalıyorlardı, onu verdiler. Bilmiyorsan da yap dedi böyle. Pataküte vuruyordum ben de. Bilmem ne. Şuraya koyacağım onu. O da orada şey çalıyor. Alakası yok. Виски, водка, может пить виски. Я люблю очень. Виска кола. Нормально пить. Сейчас так языки похожи. Тебе. О, что-то есть, что-то есть. О. Но я не знаю этого. Стань моей строкой. Русский Ruslar böyle yapıyorlar. У меня ребро сломано, но ладно, похуй, он не знал об этом. Да. Вы очень крутые, спасибо вам за вечер. Красавица, да. Хорошего вечера. Доброй ночи. Nasıl? Güzeldi. Gayet iyiydi. Yani arkadaş edinmek çok kolay arkadaşlar burada ve çok eğlenceli bence. Bence de çok eğlenceli. Abi her gün başka birini Evet, başka birini tanıyorsun, böyle onun ortamı bambaşka oluyor. Oradan ona gidiyorsun, orada bambaşka. Hangisi sararsa devam edersin. Çok aktifler. Sofya da öyle. Aynen. Bak geziyoruz falan, nasıl yardımcı oluyor, bak böyle şöyle şuradan gidersin, böyle yaparsın. Aynen. Falan. Mesela burada yaşayan Ruslarla takıldığınızda bir de hani o mahallede ne varsa, mesela şurada bir restoran var, burası bunların mekanı diyor. Burada bu tarz insanlar takılıyor. Şurada bir müze oluyor. Burada şunun müzesi var. Şurada bu türbe var diyor. Şu kilise bilmem ne zamandan yapılmış diyor. Yurdu bence güzel. Bence de güzel. Ve bedava gibi bir şey yurdu. Kaç paraydı aylık? 1600 ruble. 400 mü 400 mü öyle bir şey. Tam ben de bilmiyorum. Ya 1600 diyelim. Ama yani Türkiye'den çok çok ucuz. Evet. Çok çok ucuz. Ve yurtta her odada mutfak var. Türkiye'de her odada mutfak. Mutfağı olan KYK bilmiyor. Ya şey var herhalde. Benim kardeşim belediyenin yurdunda kalıyor. Böyle küçük böyle bir tezgah gibi bir şey var. Ha çeşme. Ha, ocak aynen, yok onlarda işte. Ocak da yok. Buzdolabı oluyor, ocak olmuyor. Üniversitede ama bence... karşılaştırdım da KYK sabah yemeğini de veriyor, akşam yemeğini de veriyor. Öğrenci temizliğini de yapıyor. Burada öyle bir şey yok ama. Aynen, aynen. O yüzden... KYK gerçekten iyi canım, ona bir şey yapamazsın. Aynen, doğru söylüyorum. Ben yemek muhabbetini unuttum. KYK. Ve üniversite bence çok ucuz buradaki. Bazı bölümler. Evet, ben burslu okuyorum, onu tam bilmiyorum ama evet, ucuz. Aşağı yukarı evet. 2000 dolar, 3000 dolar standart mühendislikler falan. Türkiye'deki özel üniversitelere göre tabii ki çok ucuz. Çok ucuz. Ondan sonra... Ama yaparsam, derse. Kötü yanlarına değineceğim arkadaşlar. Bence kötü yanları... İlk başta soğuk, bayağı soğuk. Evet. Dışarıda gezilmeyecek kadar soğuk havalar oluyor bazen. Vallahi nefes bile alamıyorsunuz. Abi. Nefesiniz böyle alırken burada donuyor. Böyle atkı, bere, kapşon. Bak. Tamam, gösterirsin sonra. Buraya kameraya gösterecektin ya. Yok. Ben sana bana at, ben atarım buraya. Yok, ben buraya koyarım. Onu... Okul derse gideceğim ben. Diğer kötü yanı da burada kaç tane, 3-4 tane ev değiştirdim ben. Belki daha fazladır, hatırlamıyorum. Her mutfakta, abi o tezgah ne öyle ya? Arkadaşlar bu su akan lavabo mu oluyor? Tezgahın musluktaki şey var ya. Çert yok. Abi böyle musluktaki şey bak, yüzey böyle ya. O suyu akan yer böyle, burada yukarıda. Buralara su gidiyor. Bu buradan tezgahtan aşağı akıyor. Ama Türkiye'de yeni yapılan evlerde de artık moda olmuş, böyle yapıyorlar. Abi tamam, onu bilmiyorum da yeni evleri falan. Çok saçma ya. Abi kaç tane ev gördüysem böyle. Abi tuvalet musluğu yok. Evet. İğrenç bir durum. İbrik alabilirsiniz. Yani yapacak ibrik alabilirsiniz. Abi çok berbat bir durum ya. Avrupa'da falan da yok. Onların da... Abi bak bu çok sıkıntılı bir durum ya. Ben var ya nefret ediyorum böyle. Tamam, anladık. Çok sinirleniyorum. Bu olay beni sinirlendiriyor. Abi tuvalete gir, duşa gir. Tuvalete gir, tamam, duşa gir. Tamam. İnternet. Arkadaşlar VPN'le Instagram'a giriyoruz. VPN'le bazı yerlere giriyoruz. İnternet düşüyor, VPN belli bir süreden sonra kapanıyor. Doğru. Ya bir salın ya, herkes giriyor zaten işte VPN'le. Hala VPN'le giriyoruz biz. Benim için kötü yanı yok. Ben soğuğu da seviyorum, Kazan'ın sıcağını da seviyorum. Bak diyorsun ki ben Türkiye'ye geleceğim mi? Gitmeyeceğim bu yıl. Yazın dönmeyeceğim mi? Dönmeyeceğim. Seviyorum burayı, bir de yazın göreyim. Vallahi ben alıştım. Ben köpek gibi çalışmaya gideceğim. Kolay gelsin. Bizim iş başımızdan aşkın. Biz de çalışacağız. Burada hafta sonu bile bazen gidiyorum ben. Hafta sonu gidiyorum, 2 gün oradaki işleri kontrol ediyorum, geri geliyorum. Ben gitsem beni de iş bekliyor. Ama belli olmaz ya, sıkılırsam. Benim kaçarım yok, kendi işim vallahi, hiç kaçarım yok. Okul başlamadan 2 gün önce anca gelebilirim geri. Onun dışında başka kötü yanı. Abi iyi yanlarında şunu da değinmek istiyorum ben. Şaurma var. 30 saniye veriyor. Saydım. Sadece 30 saniye. Arkadaşlar böyle... Bir ısırıyor, bir ısırıyor, bir kere daha bitti. Bir de ağzını siliyorum, orada bir kaynıyorum. Acıktık. Gömeceğiz böyle kocaman bir şaurma. Evet. Ben XXX large şaurma söylüyorum böyle, gördüm mü öyle. Adamın diyor ki hangisi daha büyük? Hangisini? En büyüğünü getir. En iyisi ve en büyüğünü. Adam diyor hepsi güzel. Hayır daha büyük. Sen de böyle çift lavaş falan yedin. Çift lavaş değil de. Seni kesmiyor. Ben çift lavaş. Biz lisede hep çift lavaş yerdik. Arasına parça attırırdık. Abi çift lavaş artı parça. Benim kardeşim de öyle biliyorsun. 5 ekmekte falan yer yani. Ya o da yenmez de ben hep çift, lisedeyken çift lavaş abi içine de parça at. Abi hamur yiyorduk resmen. Pide yiyorduk sadece. Ay ay. O zamanlar adamlar bizi severdi ama içini de iyi doldururdu. Çift lavaş deseydi. Her gün gittiğim için olabilir mi acaba? Adam müşterisini kaybetmek istemiyor. Biraz daha o balondaki şey gitsen. Şarmacı gitsen adam diye senin buraya işe alalım diyor. Oradakiler beni tanıyor zaten. Beni görünce direkt hemen hazırlamaya başlıyor ne hazırlayacaksa. Aynısından mı abi? Türkçe biliyor muydu oradaki? Abi iyi yanlarından biri de bu şavurmacıların falan 24 saat çoğu yerin açık olması. Çoğu yerin açık olması. Ve çoğu 24 saat çoğu market açık burada. Petrushka açık. Hepsi değil ama hepsi, bütün Petrushkalar değil. Hayır hepsi değil. Ya kartadan bakarsanız. Aynen oradan. Kartada çıkıyor. Yandex Map'te arkadaşlar böyle tıkladığında böyle kaça kadar açık olduğu falan filan yazıyor. Böyle yurtta kalıyorsan yanında 24 saat açık. Tekel var. Normal orada her şey var zaten. Tekel gibi bir market var. Ya, Petrushka var mı? Produkti var. Petrushka da yürüyor zaten. Yurdun orada var mı? Tamam, yurdun orada da açıkmış. Benim evin oralarda da... Senin dediğin tekel değil, produkti. Yani bakkal gibi. Ya ben tekel diyorum işte öylesi yerlere. İşte. Bir dünya içki var, ondan sonra şey işte. Ha, burada her yerde içki var. Aynen. 24 saat açık. Şaurmacılar var, 24 saat açık. Restoranlar var. 24 saat şarma var. Ben unuttum. Şarma var 24 saat şarma. Hayır, şarma çok önemli. Ben şey yapıyorum. Sen İskenderun dönelim. Dur. Şunu söylemem lazım. Söyle. Ben uçağa bineceğimde yanıma bir tane çantama şarma alıyorum. 5 saat sonra uçaktan indiğimde hemen onu gömüyorum. Yani yolda yerim diye işte. Evet. Başka iyi yanı kötü yanı. Başka bilmiyorum. Ya arkadaşlar benim aklıma gelmiyor şu anlık ama bir sürü şey var. Hani kötü yanı da vardır, iyi yanı da vardır ama kötü yanı çok az var. Sadece soğuk var benim için önemli olan. Bak soğuğu gerçekten soğuk, sıcağı da görüyorsun çok yakıyor. Aynen. Yani Mayıs ortasından sonra bir sıcaklar başlıyor. Böyle bir yakan bir sıcağı var. Bilmiyorum burası kuzey falan daha şey yakın değil mi? Aynen. Çok hatta. Das vidanya. Das vidanya. Nasıl diyorlar? Ay bastırıyorlar. Das vidanya. Das vidanya böyle diyor. Das vidanya. Aynen. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ama mesela das vidanya'yı söyleyeceksin ama şey değil. Öğretmenine falan ama arkadaşına falan söyleyeceksin. Baka. Baka.